Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'i anons ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel, Etimesgutlu hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor. Ve ben sizleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'le baş başa bırakıyorum. Ne güzel slogan, ne güzel gençler, ne güzel Etimesgut, ne güzel Ankara. Hepinize merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi başlıyoruz. Evet, aday belirleme süreçlerini yaşadık. Adaylarımız belli oldu, başkan adaylarımız belli oldu. Şimdi sıra artık sokağa çıkmakta, meydana çıkmakta. Şimdi sıra halkın gönlünde tat kurmuş olanlara haklarının verilmesini istemekte. Şimdi sıra hak ettiklerinizi Etimesgut'a getirmekte. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım var. Etimesgut'un iki tane kıymetli milletvekili, milletvekillerinden iki tanesi burada. Bir de gözüm çok çalışan kadın kolları genel başkanımızı arıyor. Onları da aramıza alalım. Umut vekilimizi, Aylin vekilimizi ve Aylin başkanımızı buraya alalım. Onlara birer kuvvetli alkış alayım. Aylin Başkanı Ankara Güçlüler seviyor mu? Aylin Başkanı, Aylin Başkanı Etimesgutlular sahip çıkıyor mu? Peki bu Umut Aktağ'ını seviyor musunuz? Onlar da sizleri seviyor, sizler için çalışıyorlar. Şimdi Etimesgut'ta çok önemli bir adım attık. Etimesgut çok farklı bir ilçe. Etimesgut gelişen, çoğalan, kabına sığmayan ama birileri tarafından kıymeti bilinmeyen bir ilçe. Çok dikkatimi çekti. Beni Ata Kavşağı'na götürdüler. Dediler ki burası Türkiye'nin CHP belediyeciliği açısından en önemli noktası. Üç ilçe kesişiyor. Sincan orada, öbür tarafında Yeni Mahalle, bir tarafında Etimesgut. Aynı kavşakta Yeni Mahalle tarafa gidince evler 10 milyon lira. Etimesgut tarafta ilerleyince 6 milyon lira. Sincan tarafa gidince evler 3 milyon lira. Çünkü bir tarafı Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetiyor. Bir tarafı yıllardır AK Parti'nin kötü belediyeciliği perişan etmiş. Bir tarafta da ikisinin arasında kalmış bir Etimesgut var. CHP'nin yönettiği kentlere hizmet geliyor, yatırım geliyor, kent güzelleşiyor ve sosyal demokrat belediye o kentin gücüne güç, değerine değer katıyor. Bunu yapmaya geliyoruz Etimesgut'a. Etimesgut'a biz çok önemli bir adım atmaya geldik. Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik. Etimesgut'un Ankaralı kimliğini kaybetmeden, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, devlette geçmişte çok görevler yapmış, devlet tiyatrolarında uzun yıllar harikulade yöneticilik işi çıkarmış, elinin değdiği yeri geliştiren, güçlendiren ve milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif getirdik. Hem bir devlet adamına, hem bir halk kahramanına, Etimesgut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul
ilan etti. Bakın, bakın. Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum. Vatandaş kalabalık etmesin diyenlere vatandaşın girmediği yer mi olur? Açın kapıları diyen valiyi görüyorum. Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimeskut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil, aranızda dolaşacak hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum. Etimeskut, Türkiye'deki bütün gençler adına nereye gitsem selam yolluyorlar. Etimeskut, Türkiye'deki bütün polis teşkilatının kahramanları adına Türkiye'nin dört bir yanında Besetçe'ye selam söyle, valime selam olsun diyenler adına sizden bu 31 Mart'ta bir rekor kırmanızı ve Erdal Başkan'a sahip çıkmanızı istiyorum. İşine devam edecek. O çok güzel oynadı. Neyi oynadı? Yazılan bir senaryoyu oynadı. Aklına yatmayan hiçbir rolü kabul etmedi ama işini dört dörtlük yaptı. Karneyi 10 üzerinden 10 aldı. Herkesin sevdiği, benimsediği, takdir ettiği bir yapısı, bir kişiliği var. 1 Nisan'dan sonra senaryoyu hep birlikte yazacaksınız, hep birlikte uygulayacaksınız. Burada bir başarı hikayesini Türkiye'ye siz göstereceksiniz. Sizden bunu bekliyoruz. Tabii o bu görevi yaparken arkasında Etimeskut ilçe örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partililer, ama sadece onlar değil, Etimeskut'un bütün demokratlarını görüyoruz. Milliyetçi demokratları görüyorum. Muhafazakar demokratları görüyorum. Sosyal demokratları görüyorum. Etimeskut ittifakına Besatçı'yı, komiserimi, valimi ve 1 Nisan'ın belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na emanet ediyorum. Örgüt deyince bu seçimin benim için bir anlamı da Etimeskut'tan başlayacağım dedim. Çok sevdiğim, örgütümüzde görev yapmış rahmetli Faruk Özdemir. O gün ilçe kongresinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. En büyük ümidi 31 Mart'ta Etimeskut'u alan ilçe başkanı olmaktı. Bu Etimeskut'u bir de özellikle Faruk Başkan için kazanacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha hepinize, kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ve bütün örgütümüze bir koşacaksanız iki koşun, bir adımı örgütümüz için, bir adımı da Faruk abinin, rahmetli Faruk abinin hatırası ve emaneti için atın diyorum. Örgütümüzü çok seviyoruz, hepinize güveniyoruz gençler. Şimdi işin bir tarafı da oy verirken 3 tane sandık kurulacak. 4.sünde muhtarlar var. Bütün muhtarlarımızı, hangi siyasi görüşten olursa olsun,
Bütün muhtarlarımıza başarılar diliyoruz. Muhtarlarımıza şunu söylüyoruz. Hangi görüşten olursanız olun, rozet yok, bütçe yok, parti yok. Gidip de o sandıktan çıkıyorsunuz ya. Hepinize helal olsun. 31 Mart'tan sonra seçilen bütün muhtarlarım da Mansur Başkanıma emanet olsun. Söz veriyoruz. Şimdi geriye 3 sandık var. O 3 sandıktan bir tanesi Erdal Başkan için Etimesgut oy sandığı. Bir tanesi elbette Büyükşehir Belediyesi'nin, yani Mansur Yavaş'ın 5 yıllık icraatlarının sonunda sizlerin ona vereceğiniz oylarla. Birçoğunuz geçen seçimde oy verdi ama vermeyenler bu sürede onun insan ayırmadığını gördü. Parti ayırmadığını gördü. Hizmeti yaparken tam bir adalet duygusu içinde olduğunu gördü. Çalmadığını, çaldırmadığını gördü. Ama en güzel de o sıcacık elini omzunuzda hissettiniz. Şimdi Mansur Başkan'a hep beraber teşekkür yapma ve bu namuslu belediyeciliği ödüllendirme zamanı. Ben Mansur Yavaş'ı Etimesgut'a anlatacak değilim, Ankara'ya anlatacak değilim. Ben onu Türkiye'nin geriye kalan diğer illerinde nasıl devlet adamlığı olunur, nasıl bir şehrin sorunlarına hakim olunur, nasıl popülizme kaçmadan, yalana bulaşmadan doğru dürüst belediyecilikle iyi hizmet yapılır, nasıl israf bitirilir, tasarruf yapılır, nasıl bir para doğru yerde kullanılır, örnek olarak Mansur Başkan'ı bütün Türkiye'de anlatıyorum. Burada anlatmama gerek yok. Dayanışma belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdi. Siz biraz önce Erdal Başkan'dan bahsettim. Çok iyi bir oyuncu diye. Filmlerde çok güzel kendisini ifade ediyor, hepimizi memnun ediyorum diye. Size bir müjdem var. Yarın akşamı bekleyin. Kendisini oynayan, olduğu gibi görünen muhteşem bir televizyon starıyla karşılaşacaksınız. Yarın akşamı bekleyin. Bir gün pandemide Manisa'da evde oturuyorum. Eşim yanımda, kızım uzakta. Gidip alsak mı, gelse mi, tam o günlerdeyiz. O sırada eşim dedi ki, ya dedi yine biz iyiyiz. Çalışamayanlar var. Sokakta olanlar var. Dışarı çıkmazsa ekmeğini kazanamayanlar var. Bu insanların hali ne olacak dedi. Dedim ki, hepimize çok önemli bir görev düşüyor. Ama en çok da belediye başkanlarına düşüyor. Biz bunu konuşurken televizyonda bir haber, Mansur Yavaş veresiye defterlerini kapattırmayla ilgili bir kampanya başlatmış. Arkadaş, eşime anlatamadım ya. Gırtlağım düğümlendi, anlatamadım. Didem dedim, senin dediğin o dışarı çıkamayan var ya, çalışamayan, çiçek satamayan, gündelik işe gidemeyen, temizliğe gidemeyenin kursağından lokma geçmesi veresiye defterine bağlandı ya, çıkınca çalışacak, ödeyecek ya, işte Mansur Başkan o veresiyeleri sildiriyormuş dedim. Şu kadarını söyleyeyim. Ben kendisinden oy olarak rekor bekliyorum. Ama ne oy alırsa alsın, ne yaparsa yapsın, siyaset ne zaman, nerelere kadar en güzel yerlere layık inşallah en güzel yerlere taşısın. Ama bu başkana, bu insanlığı için helal olsun be, helal olsun, helal olsun.
1994 ruhuyla çalışacağız, Ankara'yı alacağız. 94 ruhunu geri getireceğiz. 94 Ankara'ya Melih Gökçe'yi getirdi. Giderken Bülent Arınç, Tayyip Bey'den sonraki en üst düzeydeki AKP'li parsel parsel sattın dedi. O enkazın üstüne bu baba yiğit geldi. Garibanı güldürdü. Yoksulu ısıttı. Karnı aç olanı doyurdu. Her tarafa yetişti. Allah göstermesin, Allah muhafaza, 1994 ruhu bir tarafa, ama Mansur Yavaş belediyeciliği var ya, baş tacı, baş tacı, baş tacı. Şimdi Etimesgut bir karar verecek. Diyecek ki günden güne, günden güne şartlar ağırlaşıyor. Bu işler böyle mi gitsin, yoksa bu Etimesgut'a bir el mi değsin? Bakın, herkes, istatistikler ortada. Üniversiteye giden öğrencilerin %88'i CHP'li belediyelerin olduğu şehirleri ilk tercih yazıyor. Neden? Ulaşım iyi, destek iyi, öğrenciye yapılan katkılar iyi, şehir güzel, temiz, harikulade. Bakın, herkes hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gezmeye gidiyor. Ama biz herkesi Yeni Mahalle'de, herkesi Çankaya'da ağırlayamayız. Karşıyaka'ya, Bakırköy'e, Kadıköy'e, Kuşadası'na götüremeyiz. Ama Etimesgutlular isterse Etimesgut'u Çankaya yapacak bir belediye başkanını ve onun arkasında duracak ağabeyini göreve getirebilirler. Bunu istiyoruz. Bir tarafta Anka Park'a 800 milyon dolar, dile kolay, 24 milyar TL para gömen, sizin vergilerinizi, sizin varlığınızı o Anka Park'a gömen bir anlayış var. Bir tarafta o masrafı, o israfı bitirip her yoksulun, yoksullara ayda 1.000 lira yardım yapan, 500 lira doğalgaz parası veren, hiç olmazsa çocuğun kursağından ayda 1 gün 2 gün et geçsin diye 1 kilo et veren böyle bir başkan var. Birileri rantın peşinde koşuyor, birileri halkın karnını doyurmak için gece gündüz çalışıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Mansur Yavaş, işte halkçı belediyecilik. Geçen Manisa'da anlattım. Mansur Başkan ayda 1 kilo et veriyor. Az mı? Keşke daha çok versek. Verdiği kişi sayısını da arttırdı. İleride kiloyu da arttırırız. Ama kaç aydır veriyor diye baktım. 24 ay olmuş. Bu ay 25. ay. 25 ayda 25 kilo et. İyi bir kurbanlık koyundan 25 kilo et çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki sen burada AK Parti belediyeciliğini tutsaydın, Melih Gökçe'yi ya da devamından birini tutsaydın, değişen bir şey olmayacaktı. Onları tutmayıp Mansur Yavaş'a oy verince bir kurbanlık koçun boynuzundan tuttun, eve getirdin. Her eve bir kurbanlık koç veren Mansur Yavaş'a diyoruz ki helal olsun sana, böyle çalış, Ankara senin arkanda. Ben Etimesgut'ta ilk kez bir açık hava toplantısında konuşuyorum. Hep Etimesgut bana geliyordu. Bu sefer biz geldik. Etimesgut'ta çok sayıda gaziler ve şehit ailelerinin dernekleri var. Her salı mutlaka yanıma uğrarlardı. İnşallah müsait zamanda çaylarını içmeye gideceğim. Ama bundan sonraki süreçte hem
taşıdığı kimliklerle hem bundan sonra bu işin devamında şehit ailelerinin, gazi ailelerinin Etimesgut'taki tüm taleplerinde hem çok sayıda engelli için rehabilitasyon merkezi ihtiyaçları var bu projelerin yapılmasında, hem de bundan sonra Etimesgut gençlerinin ihtiyaç duyduğu kültür, sanat ve bilhassa spor yatırımları konusunda bundan sonra siz hayal edeceksiniz. Başkan Beşikçioğlu talep edecek, projelendirecek. Mansur Başkan'la biz hep beraber bunları hayata geçireceğiz. Söz veriyoruz. Devlet Bey, geçtiğimiz günlerde Ankara seçimlerine ilişkin bir ziyaret yaptı. Sayın Turgut Altınok'un yanına vardı. Dedi ki, aman ha dedi Ankaralılar, altı ok olmasın, altın ok olsun. Vallahi Devlet Bey'e şu kadarını söyleyelim. Geçen sefer onun sözünü dinleselerdi, yardım yoktu. Doğalgaz yoktu. Et yardımı yoktu. Üniversitelilere sıcak yemek yoktu. Çorba dağıtımı yoktu. Kırsal kalkınma yardımları, destekleri yoktu. Millet Devlet Bey'i dinlese su faturalarını teröristler dağıtacaktı. Ama altı okun en önemli simgelerinden bir tanesi olan milliyetçilik okunu kalbinin üstünde taşıyan bu güzel insan bunların hepsini yaptı. Biz de sonuna kadar arkasındayız. Ve Erdal Başkan o altı okun her birisine hepimiz kadar sahip çıkarak, halkçı belediyecilik yaparak, devletin görevini burada yapmanın, devletle millet arasında köprü olmanın farkında olarak, cumhuriyetin başkentinde cumhuriyetçiliğin kıymetini bilerek, laikliğin hem inanç özgürlüğü, inananların özgürlüğü, hem de herkesin yaşam biçimi özgürlüğü olduğunu bilerek ve halkçı belediyeciliğin tüm gereklerini yaparak Devlet Bey'i üzecek ama altı okuda Etimesgut'ta dalgalandıracak. Söz veriyoruz. Bizim belediyeciliğimiz hiçbir partiyi ittiren, hiçbir görüşü yok sayan belediyecilik anlayışı değil. Herkese birden sahip çıkıyoruz. Anketler açıkça görülüyor. Geçmiş seçimlerde taban tabana zıt olduğumuz insanların bu seçimlerde belediyecilik hizmetlerinden sonra Mansur Başkan'a yöneldiklerini, İstanbul'da Ekrem Başkan'a yöneldiklerini, 11 büyük şehrimizin her birisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlarının ivmesinin yukarıya gittiğini hep birlikte görüyoruz. Bundan sonra sizler eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışını Etimesgut'a getirirseniz, Etimesgut nüfusu ve sorunları artan Etimesgut'u hızla ayağa kaldıracağımıza, hızla yükselteceğimize, hızla Etimesgut'u Türkiye'nin 16. büyük nüfusuna sahip ilçesi olan Etimesgut'u hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz. Ev sahibiyle kiracıları kavga ettirenlere inat, ev sahibinin önünde kiracının yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. Sorunlarınızı dile getiriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Siz Etimesgut'a Erdal Başkan'ı getirin. Erdal Başkan, Mansur Başkan'la omuz omuza size sahip çıkacak. Söz veriyoruz. Bugün 14 Şubat. Bugün Sevgililer Günü. Bugün birbirini seven herkese,
eşlere, sevgililere günleri kutlu olsun. Herkes sevdiğine koşturuyor. Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer gününü orada kutluyor. Bakın, Tayyip Bey'e Sisi ile barışacak mısın dendiğinde şöyle demişti. Ben Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? İşte bundan dolayı. Halkın %52 oyunu almış bir Musri ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıyayız. Onunla aynı masaya oturmam, ben demokratım demişti. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki herkesi dışarı çıkardığını görmem lazım demişti. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Onu kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım. Asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam demişti. Sevgililer gününde gitti. Sisi ile kucaklaşıyor. Yuhlamayın. Ama bir gerçek var. Bir gerçek var. Biz yıllardır ona devletler arası küslük olmaz dedik. Sisi ile görüş dedik. Büyükelçiyi çektin hadi geri yolla dedik. Orada çalışanlara yazık. Öğrencimize yazık. Bu kadar ihracat yapanımıza yazık. İşverenimize, müteahhitimize yazık dedik. Dinlemedi. Şimdi kendi ilişkisi gereği barışıyor ama bunca yıldır bu kadar eziyet çektirdiklerinin de vebali üstünedir. Biz devletler arasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize hain diyordu, darbeci diyordu, darbeci sever diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış poz veriyor. Buna güne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip doğru yola gelmiştir. Ancak sevgililer gününde Sisi'ye sarılmak da beyefendiye yakışır. Peki biz sevgililer gününde ne yaptık? Etimesgut sevgililer gününde Etimesgut onu çok seven başkanıyla kucaklaştı. Ankara'nın sevgilileri Ankara'yı en çok sevenle kucaklaştı. Şimdi bu iki başkanımızı hep beraber 31 Mart'ta bağrımıza basmaya, sandıklarda rekor kırmaya var mıyız? Mansur Başkan'a Ankara'da Türkiye rekoru kırdıracak mıyız? Erdal Başkan'ı Etimesgut'un 1 Nisan Başkanı yapacak mıyız? Her ikisini Etimesgut'un güzel, çalışkan, ahlaklı, milliyetçi, vatansever seçmenlerine emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, 1 Nisan sabahının Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İlçe Başkanımız Selçuk Demir, Genel Başkan Yardımcılarımız, Ankara Milletvekillerimiz, Etimesgutlu hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezimiz hayırlı olsun diyor.